Geldik favori tarifimin ikincisine. Evet. Bir yağlı kağıt çıkarayım. İç dolgulu çikolata yapacağız. Bayram çikolatası niyetine kullanabilirsiniz. Sağlıklı, çok sağlıklı bir tarif. Çikolataları da hemen benmar usulü eritmeye başlayacağız. Şimdi aslında burada çok oyalayacak bir tarif yok. Muzlarımız var. Belki Hindistan cevizini bir tık fazladan alabiliriz ama burada amaç ne aslında biliyor musunuz? Bizim muzlar birazcık küçük ve sert. Özellikle yumuşamış, çok yumuşamış, evde kalmış, hani çocukların yiyemeyeceği muzları değerlendirirseniz ziyan da etmemiş olursunuz. Ben bu tarifi biraz değişik yapıyordum biliyorsunuz. İçerisine bisküvi koyup böyle minik toplar halinde. O da çok lezzetli oluyor. Yani muzları burada değerlendirip aslında sıfır atık yani. Gerçekten sıfır atık yapıyoruz. Çünkü malum bunları atarsak ziyan oluyor. Evet vermedim değil mi ben kapağını? Bir şey çocuklar kararmış bu ben yemem diyorlar ya. Aa evet, mis gibi oluyor halbuki. İç dolgulu çikolata için çok az. 3 tane olgunlaşmış muz. 1 çay bardağı Hindistan cevizi. Kırık fındık. 1 paket sütlü çikolata. 1 pakette bitter çikolata. İkisini karıştırmamızın amacı da dengeyi kurabilmek. Çünkü sadece sütlü yaparsanız çok böyle bayabilir. Ama sütlüyle bitter karıştığında ikisinin ayarı muhteşem oluyor. Biz de böyle yarım yarım. Atıyorum ben bunu buraya. Aynen hemen eritelim onu. Ben de burada bakın muzlarımı böyle bir patates ezeceğimle güzelce ezdim. Serpil'den bir eldiven rica edeceğim elime yapışmasın. Hemen geldim. Sağ ol. Şey tatlım. İstersen takviye yaparım sana. Olabilir evet. Aha. Hindistan cevizine şimdi bakacağım çünkü bazen muz fazla gelebiliyor. Hindistan cevizini kilo ile alın. Ben kilo ile alıyorum. Bu tariflerde çok iyi oluyor. Bakın şöyle döktük. 3 malzeme harika lezzet. Görseli de efsane olacak yani. Ben zaten size kötü bir şey asla paylaşmıyorum. Görseli iyi olmayan bir şeyleri de çok fazla paylaşmayı da sevmiyorum aslında. Serpil çok az daha bir çay bardağı kadar. Duydum. Evet evet. Hemen geldim tatlım. Bir de şöyle ben Hindistan cevizini fıstıktan, yeşil fıstıktan daha çok seviyorum. Aromasından mı yani ya da damak zevkime daha çok hitap ettiğinden mi bilmiyorum. Küçüklüğümden beri ben Hindistan cevizini daha çok seviyorum. Çok enteresan Serpil. Evet ben de sana bir tavsiyede bulmuşum. Ben sevmem dedim mesela. Neyi? Hani o sütle ikisini karıştır diye dedim ya. Akşam yemek yemiyorum deyince. Bebeklere yedirdiğimiz. Evet ya bebe bisküvisi. Mesela onu da sevmiyorum yani. Ay nasıl çok güzeldir halbuki. Tatlı geliyor bana. Bilmiyorum işte. Aslında tatlıyı seven bir kadınım da. Ama şimdi yemek yemeyince mecbur idare edeceğim azıcık. Evet ya yiyemiyorum. Çok enteresan gerçekten. Haydi 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 bir eğri bakalım sen de. Ha, o gün yaptığımız bulamaç değil mi? Var mı biraz daha Serpil ama iyi gibi. Verebilirim. Bir tık daha ver ya. Çünkü bu şimdi sıcak çikolatayı bulanırken kırılabilir ve dağılabilir. Ne kadar bir tık sert yaparsanız o zaman daha böyle hamuru istediğiniz kıvama gelmiş olabilir. Bir de bizim muzlar şeymiş bayağı suluymuş biliyor musunuz? Yani 2,5 çay bardağı oldu bu durumda. Aynen 2,5 çay bardağı bakayım biraz daha alayım Serpil. Yerli muz ondan diyor yükselme. Biz yerli tercih ediyoruz. Aynen öyle. Yerli ürünleri tercih etmek zaten en doğrusu. Evet şu an oldu. Aslında bir hamuru düşünün. Un verdikçe kıvamını buluyorsunuz ya. Bu da elinizdeki muz ayarına göre vermeniz gereken bir kıvam. Şöyle alayım şuraya hatta daha rahat göstermek için. Bakın. Evet. Bir hamur oldu. İsterseniz yuvarlak, isterseniz dikdörtgen, kare, şöyle bir zemin oluşturabilirsiniz. Bunu da ne yapacağız? Birazdan çikolataya bulayacağız. Evet, bu şekilde birazını bu şekilde. Ben şey gibi düşündüm yaparsın İnan, böyle kare açıp kesip. Hiç kesmeyelim ya. Böyle daha tamam, rahat olur. Yani ben, onlar aklıma ince oluyor, kırılıyor. Hiç riske girmeyeceğim o yüzden. Ben şimdi ben biraz açtığınızda şey yapmanız gerekiyor. Dolapta biraz dinlendirmeniz gerekiyor ki hamur kendisini toplasın ve katılaşsın.
Ben bu şekilde yapmıştım. Bunlar da porsiyonluk oluyor. Bayram çikolatası gibi de ikram edebiliyorsunuz. Hem de kendi yapmış olduğunuz bir lezzet oluyor. Şöyle. İstediğiniz şekli. Bir şeyiniz varsa o da güzel oluyor. Kurabiye kalıpları oluyor ya. Onunla da mesela şekillendirme yapabiliyoruz. Evet. Ay şundan çok şey oldu, güzel oldu. Onları ben de beğendim. Zaten bunlar klasik. Ama bazen dediğim gibi üşengeçlik seviyemize bağlıyorum. Ben mutfağa girdiğimizde senin geçen şey yapman gibi magma ne kek yaptın? Ay evet. Herkes yapmış diyor. Herkes Malaga keki yapmış diyor. Ben de diyor yapayım dedim evet, diyor. Dedim Nermin de. İşte canı çekince insanın mutfağa giriyor. Ama güzel olmuştu. Güzeldi güzel ama şey bayağı pasta vallahi. Hiç değil öyle ekmek değil yani. Bir de bu çikolataları size nacizane tavsiyem. Marketten alacağınıza ben birazcık ev ekonomisine de dikkat ettiğim için Eminönü'nde böyle kiloluk çikolatalar var. Getiriyorsunuz böyle 1,5-2 kilo böyle paket kocaman ünlü markaların da var. Satılıyor. Pasta malzemeleri satan yerlerde var. Onları alıyorsunuz böyle inanın 4-5 ay gidiyor. Onları eve getirip böyle dilimliyorsunuz, kavanozların içerisine dolduruyorsunuz ve dolaba kaldırıyorsunuz. Nasıl bereketli kışın bak. Çok fazla bozulmuyor ama yazın birazcık dikkat etmeniz gerekiyor erimemesi adına. O yüzden kışın aldığınız çikolataları doğrayın ve balkon gibi soğuk bir ortamda saklayın. Evet. Hepsi çok güzel oldu. Şu an aklıma bir fikir geldi. Onu da yapacağım sizlerle. Daha kolay olabilir. Böyle tek tek uğraşacağınıza. Ne geldi aklıma? Bunu böyle bütün rulo yapsam. Ha sonra keseceksin. He kessem olur mu diyeceğim. Çünkü kırılı aslında yok olmaz. Birazcık kırılıyor çünkü. O da erimiyor bak. Çikolatalar böyle işte. O yüzden bu Eminönü'nden alacağınız çikolatalar böyle değil. Çabucak eriyor. Kuvertür çikolatalar çok rahat rahat. Kuvertür tercih edeceksiniz ya da o minik senin pul. Damlalar var ya ben seni de takip ediyorum biliyorum o da çok o da çok iyi. Pul çabuk çikolata çözülüyor. Alacaksınız, kiloyla alacaksınız. Zaten hep soruyorsunuz bereketli. Aslında. Ben de genelde link bırakmaya çalışıyorum efendim. Diyorlar ya, link bıraktım, ekrana tıkla ve ulaş direkt. Şey bir de yada, yukarı kaydır. Neyle? Tabii tabii pasta kalıplarıyla çok rahat yapabilirsiniz. Ama şöyle bir şey, dediğim gibi kırılabilen bir malzeme olduğu için dolapta iyice dinlendirmeniz gerekiyor bir. Bir de şey yapmanız gerekiyor bunu, biraz daha katı yapmanız gerekiyor. Şimdi çikolatanın içerisine attığımızda dağılmasın, erimesin yapmış olduğumuz bu güzellikler. Dolapta bir miktar dinlendirdiğinizde zaten ekstradan sertleşmiş oluyor. Şimdi biz bunu yapacağız, çikolatanın içerisine bulayacağız ve hemen buzluğa atacağız. Bunu bir tepsinin üzerine alalım zaten. Orada hemen ben çikolataya bulayım. Buna zaten şey koymadık ki bence çabuk donacak. Hı hı. Krema falan koymadık. Tabii. Direkt. İki şekilli yaptık. Şöyle dilerseniz yapıp kese de bilirsiniz. Ama böyle bence çok güzel oldu kahve yanına. Portatif de oldu. Şöyle poğaçalarımızda. Kabarmaya başladılar mı? Ben bu tarifi çok seviyorum ya. Gerçekten hemen izleyicilerime de göstereyim. Senin dağlar arkada. Bakar mısınız? Dağlarımın tepesi yanmış bile hemencik. Vallahi. Kızarmış. Harika. Şey de yapabilirsiniz. Peynirli pastane poğaçası da yapabilirsiniz bu tariften. O da güzel oluyor. Sakın ama vanilyayı gerçekten seveceksiniz. Hani yaklaşık sosyal medyada 10 senedir tarif veriyorum. Ve genelde beni takip eden ve izleyen izleyicilerim benim damak yapıma hakim olan izleyiciler. Yani birbirimize benziyor damak yapımız. Seviyorsunuz çünkü yaptığım tarifleri. O yüzden önemli tavsiye ediyorum. Bu tarifi vanilyayla deneyin. Yanılmayacaksınız. Bir de şey Nermin artık seninkiler test edildi, onaylandı yani. Evet, aynen. Tarifler. O yüzden. Şimdi bu tarifte pratik, şipşak, çikolatayı eritti Serpil. Ben hamurumu yoğurdum. Şipşak, 3 malzeme, muz. İçerisine ne koyduk? Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Şeker koymadık. Dilerseniz şeker eklemesi yapabilirsiniz. Fındık koyduk biz. Bu aslında biraz daha şey istedik olsun biliyor musunuz? Kalorisi düşük bir tatlı olsun istedik. Tamamen bitter kullanırsanız gerçekten tam sağlıklı bir tatlı olur. Burada muzun şekeriyle biz aslında yettirdik. Muzun şekeri, sadece şunu koymayayım mermer kirlenmesin. Hemen geldim tatlım dur. Muzun şekeriyle ben bunu yettirdim.
Bu tepsiye koyacağımızda küçük bir tabakta daha rahat olmaz mı? Zekice. Dur. Hiç yani, düşünemedim. Bakın bu kadar. Yani bunun zor bir şeyi yok. Bunu bu kadar yapıyorsunuz. Ve pişin iki adıma. Pişeyim de öyle. Ha ya da. Böyle bırakıyorum. Bu burada donacak efendim. Sana fıstık vereyim üstüne ne? Neyin? Evet evet fıstık, dur. Hindistan cevizi, ay. Fındık. Fındığı içine koyduk attık. Şimdi? Çikolatanın gerçekten bu şekilde erimesi lazım. Ha, bir de ben mari çikolataları eritirken bunu da söylemem gerekiyor. Altına su koyduğumuz kase asla suyla temas halinde olmamalı. Suyla temas halinde olan kase çikolatanızı pişirecek ve çikolatanız bu şekilde asla erimeyecektir. Benmari usulü eritilen çikolatanın en büyük özelliği suyu altından kaynayacak. Kase asla suyla iletişim halinde olmayacak ve eridiği anda ocaktan almanız gerekiyor ki çikolata pişmesin. Çikolata çok hızlı pişebilen bir yapıya sahip. Piştiğinde de kendi kendini toplar ve taş gibi olur. Kurtarmanız çok zor olur. Ben çok üzülüyorum o zaman. Ziyan oluyor ya. İster istemez bir ziyanlık söz konusu oluyor. Sen şöyle onların da üstünü hemen dolduracağız. Ben istersen batırayım sen fıstıklarını atma. Yok koy sen fıstıklarını direkt. Ben öbür tabağa. Serpil'le aramız bugün kötü değil ama diyor bütün fıstığı senin diyor önüne niye getirdi koydu diyor onu anlamadım diyor. Ama üstüne koyalım diye. Şey var biliyor kızınca ona. Sana kavanozu veriyorum ya. He. Yok yok ama alakalı değil. Şimdi bakın. Kalan diğer toplarımı da poğaçalarla atıyorum içerisine. Poğaçalarla bunu da götürürsün. Şimdi bir buzdolabı poşeti isteyeceğim Serpil'den. Bir de bunların üstüne ben çizgi mi yapacağım? Çizgi yapacağım. Aa ben bunu koyuyorum. Ona yap o zaman buna yapma. Tamam bunlara yapalım. Yani fıstık falan koymak istemiyorsanız sadece o çizgileri yapabilirsiniz. Evet harika ötesiyiz. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bir saat içerisinde aslan öbürküleri de en pratik, en lezzetli, şipşak yapılan tarifleri ekran başındaki Kanal 7 izleyicilerine özel olarak getiriyoruz efendim. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Yemek herkes yapar. Ben hep söylüyorum. Önemli olan yemek yapmak değil, bir şeyleri paylaşıyor olabilmek. Yani güzellikleri görüyor olabilmek. Biz burada sadece yani değil mi? Herkes evinde yemek yapıyor. Çok böyle takla attırmıyoruz yani yaptığımızda wow falan hayran olacağımız bir şey değil. Maksat sohbetle birlikte birleştirip unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizi de burada bir nebze hatırlatıp en azından büyüklerim beni izliyor, teyzelerim beni izliyor. Onların yüzünde böyle bir tebessüm ettirebiliyorsam buradan hepsinin ellerinden öpüyorum. Eminim beni izleyen en çok kayınvalideler, teyzeler. Hepinizin elinden öpüyorum. Siz olmazsanız biz zaten olamazdık. Bu güzellikleri bize sizler öğrettiniz. Ben büyüklerime inanılmaz saygı duyuyorum. Ve gerçekten büyüklersiz hiçbir şekilde bu dünyanın dönmeyeceğini düşünüyorum. Bir buzdolabı poşeti geldim. İstiyorum. Şimdi bakın fıstıklı buladıklarımız gerçekten albenisi yüksek bir çikolata oldu. Şimdi burada da aslında yapmanız gereken bitter çikolata varsa direkt üstüne siyah çikolata eritebilirsiniz. Ya ben bu çikolatayı çok severdim. Şu an bunu bile canım çekti. Çok enteresan ya. Bana bir şey oldu. Bana bir şey oldu Serpil. Yiyemiyor katı, yiyemiyorsun. Çikolatayı bile canım çekmiyor. Normalde çikolata seven yani biri. Buna da Hindistan cevizi getireyim mi? Serpersin öyle kar gibi. Bunları yaptıktan sonra. He? Söyle söyle patlatacağım. Ne diyor? Bilmiyorum ki korkuyor. Bir şeyler söylüyor ya korkuyor da ben. Direkt söylüyorum ya izleyicimle her şeyi paylaşıyorum ya. Ben sizden bir şey saklar mıyım? Asla. Evde şey sıkma torbanız yoksa bakın buzdolabı poşetini alın. Hiç demokrasi çağırıyor. Ah anam planı. Gözüm görmüyor anam. Kestin mi? Çok büyük mü kestim? Bakın şöyle bunu işte siyah çikolatayla yapacaksınız gözüküyor. Aynı renk ya gitti. Evet ama olsun. Donduğunda göreceksiniz. Bakın siyah çikolatayla şöyle bitter çikolatayla yaptığınızda bunlar donuyor ve böyle aynı dışarıdan özel pastanelerden almış olduğunuz çikolatalar gibi oluyor. İstiyor musun Hindistan cevizi ona? Bence yok.
Okey, tamam, nasıl istersen. Evet. Böyle yapardık küçükken. Pojette kalınca direkt ağza. Serpil. Gidelim mi? Sonra ben yaparım, sen koy. Sonra ben yaparım. İki kuruşluk iştahı vardı, o da kaçtı. Tamam tamam, bıraktım, yemiyorum. Dolaba atıyoruz efendim. Buyur Serpil Hanımcığım. Dolapta ne yapıyoruz? Bir 30 dakika. Max 30 dakika içerisinde hazır. Buzluğa atarsanız 15 dakikada hazır. Ben ama soğuk olduğu için aynen 15 dakika sonra ben onları alacağım. Sunum tabağına koyacağım. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün en lezzetli, en özel sunumlar kıymetli izleyicilerim için hazırlandı. Neler mi yaptık? Bir hamurdan 3 farklı tarif yaptık. Bu 3 farklı... Serpil, çikolatalar. Ay! Aa, vallahi. Dedim ki biz bir sürü tarif yapmıştık, bir tane tatlımız yok. Getir Serpil, sunum tabağı ver. Dur, bunları sunum tabağına koymazsam moralim bozuluyor. Yok, var var, sen dur. Tabii ben çok şey, Serpil. Güzelliğine kaldım. Olsaydım var ya Serpil, yerdim seni. Yerdim seni Serpil. Bakar mısınız nasıl donmuş? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.